Evet arkadaşlar, Tesla Model X'i deneme sürüşüne aldım. Berlin Mahalle-Blankenfelde'de lüks bir otelin lade istasyonu var. Oraya geldim. Şarj etmesini falan denemek istedim. Yolda gidişini çektim biraz. Araba için genel fikrime bakacağım. İşin enteresan şeyleri var, özellikleri var. Mesela şu an Bifara kapı diyor. Yani sağ kapıyı açıyoruz. Kendiliğinden açılıyor. Aynı şekilde geri kapatabiliyoruz. Biraz araba yönü almak istiyorum. Çünkü arka kapıları açıldığı zaman sağa sola çarpmasını istemiyorum. Şu anda arka sağ kapıyı açacağım. Bakıyoruz. Resmen uçak gibi açılıyor. Uçak kanadı gibi. Tekrar kapatalım. Her şey otomatik. Gördüğünüz gibi. Araçla ilgili bilgilere ulaşacağınız büyük bir display var. Şinel sugrif, hızlı bir şekilde ulaşacağımız özellikler. Lambaları, kapıları, bagaj ön ve arka, önde de bagajı var küçük. Daha sonra amortisörleri, şu an en aşağıya indirdim. Kaldırabiliyoruz, standartta da kullanabiliyorsunuz, sürüş anında seçiyorsunuz. Işıklandırma, sürüş modları, sportta denememi tavsiye etti satış elemanı. Sportta gerçekten arkaya yapıştıracak hızla sizi hızlanması var. Lenk modus dediği direksiyonun konfor, standart ve sport özellikleri var. Bu aracın en dolu varyasyonu. Onu da sporta aldım. Regeneratif rem sistemi dediği elektriği geri kazanmak için freni. Standartta nidik yaptığınız zaman yavaşlaması biraz daha uzun sürüyor. Ama ayağınızı gazdan çekince hızlı bir şekilde yavaşlıyor. Aus Hilfe beim Fahren des Fahrzeugs aus Schnee oder Matsch. Ha. Karlı ve buzlu günlerde özel bir çalıştırma modu var. Reichweiten modus, Anhänger modus. Bu da maksimum mesafeye ulaşmak istediğiniz zaman bazı özelliklerden kısıyor. Autopilot'a geçiyorum. Burada neler var? Lenk asistan diyor. Beta'ymış. Yani full şey yok henüz. Yasal olarak da herhalde izin olmadığı için onları beta olarak yazmışlar. Warnung über Limit. Limitleri geçtiğiniz zaman uyarısı var. Ses olarak, gösterge olarak veya kapatabiliyorsunuz. Açıl. Yani herhangi bir şey yazılmamış. Alfa Warnung. Tod Winkel Kollision. Abkaşın diyelim. Bedienung diyelim. Neler varmış? Otomatik kapılar. Şoför kapısının açılış kapanışı, akustik ıvır zıvır çok da ilgilendirmiyor beni o kadar. Display şu anda oto modusta. Şu an, buradan bakalım Türkçemiz var mı? Yok. Deutsch. Burada da yok. Navigasyon şifrahı da var mı? Hepsinde Almancayı kullanıyoruz. 24 saat formatı var. Enerji veya distans, entfernung, kilometre, temperatür, reifendruck. Tamam, bunlar basit şeyler. Aktüel trip şu an 17 kilometre gelmişiz, 24 dakika sürmüş, 350 volt harcamışız. Okey. Son doldurmadan itibaren 21 kilometre kullanılmış. Toplam kaç bin kilometrede bu araba? Toplam. Ha, onu göremiyoruz. Ya da görüyoruz. Bakalım. Bu müzik. Menüye gelelim. Temperature diyor. Havalandırma, display, telefon, kontak. Çok fazla bir şeyimiz yok. Kapattık. Ha, klimayı ayarlayabiliyoruz.
Direkt klimaya giriyor. Neyse devam edelim. Navigasyon. Navigasyon aynı zamanda sesi kullanmıyoruz. Yani gelirken kullanmak istemedim. Buradan bazı şeylerden Fahrenheit Fahrenheit'in dediği bazı şeylerden uzak kalabilirsiniz. Trafik veya işte yol çalışması ıvır zıvır onlar muhtemelen. Dışarı diyor. Tempo begrenzung 133 kilometreye koymuşlar. Bunu değiştirebiliriz ama fazla ayarlarıyla oynamak istemiyorum. Sonuçta test sürüşü için aldık arabayı. Bir sürü wow. Aracınızın başına herhangi bir şey geldiğinde çekici veya work tuştan diyor. Tamirhane. Rafin konfigürasyon. Bu neymiş? Şu anda üzerinde 20 inçlikler var. 22'ye kadar gidiyormuş herhalde. Neyse software'ımız neymiş? Aracımız Model X. Ha, 3556 kilometrede. Şu anda software aktüel. Neyse biraz arabanın dışına çıkmak istiyorum. Kapımızı açalım. Artık geriye doğru yanaşabiliriz. Klima. Tamam. Akustiği fena değil. Hadi bakalım. Fark atıyor. Sağ olsun kapımızı açtı.